Ben Murat, Tülay'ın kocasıyım. Burada mı? Buyur, biz de seni bekliyoruz. İçeride. Gel, gel. Anne, nasıl oldu? İyiyim oğlum, iyiyim. Hala bir haber yok mu? Keşke kalkmasaydı, biraz daha dinlenseydi. Evet, evet, biz haber verirdik. Nasıl doktor bey? Babamın ameliyatı bitti mi? Evet, bitti. Elimizden geleni yaptık. Yaşıyor. Durumu iyi değil mi? Şu an yoğun bakımda. Orada ne kadar kalacak? Bilemiyorum. Hepiniz beklemeyin. Bir kişi kalsın yeter. İzninizle. Ben kalırım. Ben kalırım. Çocuklar siz gidin. Ben kalacağım. Hayır hayır. Siz gidin. Ben bekleyeceğim. Yok canım. Siz gidin. Ben kalırım. Benim bir işim yok. En iyisi ben kalayım. Çocuklarım. Canlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz. Hepiniz. Hadi çocuklar. İzin verin bu gece haliniz kalsın. Bunun daha yarın da var. Sırayla kalırsınız. Hadi anne. Siz beklemeyin. Hadi anneciğim gidelim artık. Peki. Sıtkı kalsın bu gece. Biz gidelim. Hadi canım kalkmamız lazım. Evimize gidelim. Benim kimsem yok. Nereye gidebilirim? Kimsesiz zavallı biriyim. Ben varım ya sevgilim. Kimsesiz olur musun? Hayır. Annem babam yok. Evim de yok. Tek başımayım. Ne olur böyle konuşma canım. Her şey geride kaldı. Seni evimize götürmek için geldim. Ama sen de beni terk ediyorsun. Artık beni sevmiyorsun. Hayır canım, seni çok seviyorum. Ne olursa olsun beni hiç bırakmayacak mısın? Seni hiç bırakmayacağım canım. Söz mü? Söz ver bana. Söz veriyorum. Bu kadar sorunun içinde sizi biraz olsun sevindirecek bir sürprizim var. Ne dersin Aysu? Söyleyeyim mi? Söyle, neymiş bakalım bu sürprizim? İkimiz bir aradayken daha anlamlı olacak herhalde. Meraklandırma da söyle. Benimle evlenir misin Aysu? Nihat, yeni öğrendim. Geçmiş olsun. Sağ ol Damla. Durumu nasıl? Bilmiyorum, bekliyoruz işte. Ama doktoru kritik olduğunu söylüyor. Ben de sana kızmıştım. Saatlerce bekledim. Tabii bilmiyordum. Ama okula gidip durumu öğrenince haksızlık ettiğimi anladım. Sağ ol Damla. Gerçekten. Yapabileceğim bir şey varsa seve seve yaparım. Teşekkür ederim. Anıl'la ilgili de sonra konuşuruz. Şimdi seni daha fazla üzmeyeyim. Tamam Damla. Sen git istersen. Olur. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Anne her şey ne kadar da iyi gidiyordu. Anıl'ı gün aşırı bana getiriyordu. Oğlumu istediğim kadar görmeye başlamıştım. Ne kadar iyiydi. Aman kızım gizli gizli getiriyordum ama biri duyacak diye ödüm kopuyordu. Merhaba Aysu abla. Kızım geldiğini duymadım. Konuşmaya dalmışsınız anne. Evet kızım biraz dalmışız. Damla geçmiş olsuna gelmiş de. Sağ ol Damla. Biraz önce duyduğum şey doğru mu anne? Analı gizli gizli Damla'ya mı götürüyordun? Evet ne yapayım? Çocuk perişan olmuştu. Annesine ihtiyacı vardı. Nasıl yaparsın anne? Ya babam ondan gizli bir şey yaptığını duysaydı ne derdi? Biliyorum biliyorum. Ana yüreği işte dayanamadım. Merhaba Sıtkı. Seninle konuşacaklarım var. Benim de seninle konuşacaklarım var zaten. Konuşalım o zaman. Ne söyleyeceksen söyle. O çocuk kimden? Cevap ver. Seni ilgilendirmez. Kimden diyorum? Bak Sıtkı, sen benim hayatımdan çıkalı çok oldu. Bir aile kurdum ve mutluyum. Ne demek istiyorsun sen? Görüyorum ki kocamla yakınsınız. Ama beni tekrar rahatsız etmene göz yumamam. Kim seni rahatsız ediyor? Neler saçmalıyorsun? Seni uyarıyorum. Benden ve ailemden uzak dur. Kocamla olan ilişkini de iş ilişkisi çerçevesinde sınırla. Aa, bak bunları imzalamamış. İyi ki fark ettiniz Ali Bey. Maliyeden incelemeye gelseler yanmıştık. Ne yapacağız şimdi? Git imzalat getir. Bunca zaman sonra birdenbire karşıma çıkıyorsun. Bir de kucağında bebek. Benim bebeğim. Yanında da henüz yeni evlendiğin kocan. Hayatım seni ilgilendirmez, bunu unutma. Sorduğum sorulara cevap vermiyorsun. Artık sana cevap vermek gibi bir zorunluluğum yok. Sen bütün haklarını kaybettin. Aramızdaki ilişki bitmiş olabilir. Eğer doğurduğun çocuk bendense... Yeter. Senin tehditlerini dinlemeye gelmedim buraya. Niye geldin o zaman? Bana bazı açıklamalar yapmak zorundasın. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Sakın beni rahatsız etmeye kalkma. Bir daha da evime geleyim deme. Bu iş burada kapanmadı. Görürsün sen. Ne var? Bu evrağı imzalamayı unutmuşsunuz. Ali Bey gönderdi. Ben hiçbir şey unutmam. Önüme gelmemiştir. Siz unutmuşsunuzdur. Bir yanlışlık olmuş işte. Evrağı Ali Bey'e götürmeliyim. İstediğiniz bir şey var mı? Hayır. Yeter artık Seda. Fazla üzerime gelmeye başladın. Bakıyorum artık çok kolay öfkeleniyorsun. Sinirlerin eskisi kadar sağlam değil. Unut eskiyi. Sana kaç kere söyleyeceğim ha? Yeniden beraber olmamız mümkün değil. Çünkü Aysu Hanım'ın bayağı parası var, öyle değil mi? Safta biri. Onun adını ağzına bile alma. O benim için çok önemli. İnanmıyorum. Sen bir tek parayı önemsersin. Beni yeterince tanımıyorsun Seda. Ciğerini biliyorum senin. Lüks yaşamayı seviyorsun. Dolandıracak adam bulamadın değil mi son günlerde? Ne de olsa herkes kurt artık. Fazla kuzu kalmadı. Aysu'yla evleniyoruz. Yalan söylüyorsun. Doğru olamaz. Aysu'yu çok seviyorum. Yakında karım olacak. Buna inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. Ne olur Aysu abla, beni annemle babama götür. Burada değiller ki Serracığım. Geldiklerinde söz götüreceğim. Niye beni hiç aramıyorlar? İkisini de çok özledim. Annem beni hep arıyor değil mi babaanne? Şşt Anıl. Aradılar ama sen okuldaydın kızım. Tülay ablam da beni görmeye gelmedi. Tülay ablan biraz rahatsız canım. Ama istersen biz ziyaretine gidebiliriz, ne dersin? Evet isterim, lütfen gidelim. Tamam. Tamam, şimdi doğru odanıza. Hadi bakalım ödevlerinizi yapın. Hadi çocuklar, hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne neyin var? Yok bir şeyim kızım. Gel şöyle. Otur. Yorgunluk işte. Su getireyim mi? İstemem. Bugün ev hiç boş kalmadı. Komşular sağ olsun hiç yalnız bırakmadılar. En iyisi sana bir ıhlamur yapayım, yorgunluğunu alır. Olur kızım, sağ ol. Babamın durumunda bir değişiklik var mı? Yok Murat. Arada bir bilgi veriyorlar ama henüz yeni hiçbir şey söylemediler. Sen de çok yorgun görünüyorsun. Hadi bir an önce eve gidip dinlen. Murat, doktor bu tarafa geliyor. Gözünüz aydın. Mustafa Bey tehlikeyi atlattı. Yoğun bakımdan çıkıyor mu yani? Henüz değil ama sanırım kısa zamanda çıkaracağız. Teşekkürler Doktor Bey. Tekrar geçmiş olsun. Ben hemen annemlere haber vereyim. Alo, Murat, ne oldu? Sahi mi? Harika bir haber. Babam iyileşiyormuş anne. Ver çocuğum ver, ver ben konuşayım. Doktorla mı konuştun oğlum? Ne dedi? Şükürler olsun. Peki görebilir miymişiz? Ha, tamam oğlum. Bir değişiklik olursa hemen bizi ara. Ha, oldu. Ben kardeşlerine haber veririm. Hala dedem iyileşmiş mi? Evet Anılcığım. Yaşasın. Çok şükür. Keşke Sıtkı'ya hiç uğramasaydın. Hata yapmışsın. Bilseydim kesinlikle engel olurdum. Dayanamadım Tuna. Zaten çok ani bir karardı. Uyuyan yılanı uyandırıyorsun. Ne gerek var? Onu Mahir'den uzak tutmak istiyorum. Bildiğin gibi değil. Uykularım kaçıyor. Neyse, konuşmanın faydası yok. Olan olmuş bir kere. Ben giderken hala arkamdan bu iş burada kapanmadı diye bağırıyordu. Hatırladıkça içim ürperiyor. Unut o zaman, ne yapabilirsin ki? Sıtkı'dan tümüyle kurtulmanın bir yolu olmalı. Ziya Bey'e söylesen, bir de o konuşsa Sıtkı'yla. Belki ikna eder. Bence hiç gerek yok. Daha fazla üstüne gidersek iyice şüphelenebilir. Lütfen, rica ediyorum. Hazır Mahir de yokken bu işi halletmeliyim. Peki, yeter ki daha fazla üzülme. Hocam, size raporu sundum. Bilançoyla getirdim. İşler hiç de iç açıcı değil. Bu sıkıntılar yetmezmiş gibi bir de karşıma Deniz çıkıyor. Utanmadan kalkıp buraya geliyor. Aa, Deniz Hanım buraya mı geldi? Şşş, yavaş konuş, Yaprak duymasın. Ne diyor hocam? Yani Deniz Hanım? Sonra konuşuruz. Beni çileden çıkardı. Efendim Yaprak? Evet, çabuk bağla. Ne oldu anne? Gözümüz aydın. Çok sevindim. Peki, geç kalmam. Hayırlı haber galiba, değil mi hocam? Evet. Babam iyiye gidiyormuş. Doktor yakında yoğun bakımdan çıkarırız demiş. Hadi geçmiş olsun hocam. Zaten ben biliyordum Mustafa hocamın öyle kolay kolay pes etmeyeceğini. Evet. Şimdi şunlara bir göz atabilirim. Buyurun hanımefendi, paranızın üstü ve fişiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Buyurun efendim. Teşekkür ederim, iyi günler. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldin canım. Haberi aldım, babam iyileşiyormuş. Evet, doktor müjdeyi verirken ben de oradaydım. Sen uğurlu geldin babama. Ama yorgunluktan ölüyorsundur. Hadi git eve de biraz dinlen. Sabaha kadar ne olur ne olmaz diye gözüm bile kırpmadım. O zaman hemen eve gidip uyumalısın. Akşama da annemlere gideriz. Peki canım. Senin işlerin nasıl gidiyor merak ettim. Bugün bayağı satış yaptım. Sabahtan hiç hareket yoktu ama sonra birden açıldı. Güzel. Her şey yavaş yavaş düzeliyor. Ben çıkıyorum. Eve geldiğinde beni uyandırırsın, annenlere geçeriz, tamam mı? Tamam canım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Deniz nasıl? Son derece sıkıntılı. Umarım Deniz Sıtkı'nın kafasını iyice karıştırmamıştır. Deniz hala çok endişeli. Bir türlü teselli edemedim. Haklı. Sıtkı'nın ne yapacağı belli olmaz. Deniz'in senden bir ricası var zaten. Neymiş o? Sıtkı'yla konuşmanı istiyor. Onu ikna edebileceğini düşünüyor. Bir yararı olmaz. Daha önce denedim. Sen de biliyorsun. Yanımdaydın. Biliyorum. Gerek yok dedim ama Deniz o kadar üzgündü ki. Peki, konuşurum. Nermin'i aradım. Mustafa Bey'in durumu iyiye gidiyormuş. Biliyorum. Ben de hastaneye arayıp bilgi almıştım. Hadi çıkalım. Geç ol. Babamın bu krizi atlatacağını biliyordum. Babanız kazada nikah yüzüğünü kaybetmişti. Yarın ilk iş bir kuyumcuya gidip ona yüzük alacağım. Ben de seninle gelirim anne. Olur kızım. Mustafa'mı yeniden bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Artık her şey düzeliyor. Eminim çok yakında o da bizimle burada olacak. Bir an önce yoğun bakımdan çıkarıp görmemize izin verseler iyice rahatlayacağız. Yarın veya öbür gün çıkar. Kendine geldiğinde bizi bir arada görünce çok mutlu olacak. Bir de aynı apartmana taşınmaya karar verdiğimizi bilse kim bilir nasıl memnun olur. Evet, yeniden doğmuş gibi olur. Taşınırız tabii. Ben kendi adıma babama bunu söylemek isterim. Tabii, babama bunu müjdeleyelim. Çocuklarım, beni o kadar mutlu ettiniz ki. Eskiden olduğu gibi yine bir arada olacağız. Bu kararımızı Murat'a söyleyelim. Onun karşı çıkacağını sanmıyorum. Arif Bey'in cenazesi yarın değil mi? Evet, hep beraber gidelim. Ben sabah erkenden hastaneye gidip Murat'tan nöbeti devralacağım. Onun gidip cenaze işleriyle ilgilenmesi gerekiyor. Tabii tabii. Biz de Murat'a yardımcı oluruz. Çay içer misiniz? Tabii içeriz. Ben de sana yardım edeyim canım. Eski sevgilisi kimmiş biliyor musun? Nereden bileyim? Mahir abimin şimdiki karısı. Aa, ciddi misin? Evet, Deniz Hanım buraya geldi. Tartıştılar. Peki seni görmedi mi? Hayır, tesadüfen konuşmalarını duydum. Niye tartıştılar? Çocuk yüzünde. Ne çocuğu? Çocuk Sıtkı'danmış galiba. Ne? İnanmıyorum. Ben de çok şaşırdım. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ne de olsa Deniz Hanım biraz yengen sayılır. Şimdi kozlar benim elimde. Tabii ki gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanacağım. Günaydın kızlar. Günaydın. Ne güzel kaynatıyordunuz. Beni görünce niye sustunuz ha? Hiç konuşuyorduk. Çayımız var mı aşağıda? Ah var, ben getireyim istersen. Yok yok, ben alırım. Eyvah, geciktim, ben gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Murat. Geciktin mi canım? Ya abla, gecikmedi. Dün babamın iyileştiği haberini verince çok sevindik. Annem iyi mi? İyi iyi. Babamı görebildin mi? İstedim ama izin vermediler. Henüz yoğun bakımdı. Ben çıkıyorum abla. Daha hastaneye gidip cenazeyi alacağım. Canım benim, çok da yorgunsun. Keşke dün de ben kalsaydım. Önemli değil abla. Ne yapalım, şanssızlık. Dertler geldim üst üste geliyor. Cenazeye ben gelemiyorum, kusura bakma. Olur mu öyle şey abla? Hadi ben çıkıyorum. Tamam canım. Anne, emin misin? Babamın parmağına uyacak mı bu? Uyar uyar. Ben onun ölçüsünü bilirim. İyi, tamam. Peki, bunu alıyoruz. Niye saate bakıyorsun? Cenaze var ya anne, gecikmeyelim. Gecikmeyiz kızım. Benim de aklımda. Daha vakit var. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Ziya Bey, siz hep beni suçluyorsunuz. Ben Deniz'e gitmedim ki, o bana geldi. Bir hata yapmış. Ama artık bu konuyu kapat. Nasıl kapatayım? Ya çocuk bendense? Senden bile olsa ne yapacaksın? Yanına mı alacaksın? Ne demek alacak mıyım? Çocuğumu başkasına mı bırakacağım? Tek başına nasıl bakacaksın? Hem ailene ne diyeceksin Sıtkı? Ne demek istiyorsunuz Ziya Bey? Çocuk benden mi? Tut ki senden. Açık konuşun. Sakın gerçeği benden gizlemeyin. Bak Sıtkı, bildiğim bir şey var ki konuşuyorum. Lafı uzatmayın Ziya Bey. Bildiğiniz bir şey varsa hemen şimdi söyleyin. Çocuk sana ait Sıtkı. Demek. Benden ha? Evet. Şimdiye kadar niye sakladınız? Bana düşmanlığınız mı var? Bağırma. Bağırmadan konuş. Bağırırım. Nasıl istersem öyle konuşurum. Aklını başına topla Sıtkı. Her istediğin yerde istediğin gibi konuşamazsın. Adam gibi konuşacaksan geç otur. Dürüst davranmadınız. Güya bizim aile avukatımızsınız. Dostumuzsunuz. Bunu bana başından söylemeliydiniz. Bugüne kadar konuşmadıysam senin iyiliğin için, ailenin iyiliği için. Otur şuraya. Otur da konuşalım. Hadi çıkalım o zaman. Yolda konuşuruz. Nereye? Cenaze var ya. Doğru. Aklım başımdan gitti. Her şeyi unuttum. Peşinizi bırakacağımı sanıyorsan aldanıyorsun. Başımın belası mısın sen ha? Çık git buradan. Git masanda otur. Hayır, çıkmayacağım. Aysu'yu terk etmeni istiyorum. Bakıyorum da hayal kurmaya başlamışsın. Tekrar sana döneceğimi mi düşünüyorsun? Seni seviyorum Selçuk. Neden inanmak istemiyorsun? Seda, sana ciddi bir şey söylüyorum. Biz Aysu'yla evleniyoruz. Ailesinin de haberi var. Peşimi bırakman için bu yeter mi? Yetmez. Söylediklerine inanmıyorum. İnanmak zorundasın. Hayır, inanmıyorum. Buna inanmıyorum. Sana yemin ederim evleniyoruz. Çünkü onu seviyorum. Bunu sana daha önce de söyledim. Hayatımda ilk kez aşık oldum Seda. Yalan. Yalan. Bunu bana yapamazsın. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Yetti be! Defol hadi. Yani beni kovuyor musun? Beni buna mecbur ettin. Yanına bırakmayacağım. Göreceksin. Ben sana gösteririm adi herif. Sıtkı Bey bu yaşa kadar niye hiç evlenmemiş siz biliyor musunuz? Sana ne? Merak ettim de. Niye? Sen mi evlenmeyi düşünüyorsun yoksa? Yo, sordum işte. Aslında hoş adam, yakışıklı adam. Yani kız arkadaşı da mı yok? Allah Allah. Sana ne kızım? Sana ne bundan? Aklıma takıldı. Yoksa bana ne tabii. Hani Sıtkı seni ilgilendirmiyordu? Söyleyince de inkar ediyorsun. Ne var bunda? Niye kızıyorsun? Üstüne vazife olmayan şeylerle ilgilenme. Hadi bana bir çay al da gel. Babacığım nasılsın? İyiyim kızım. Ötekiler nerede? Hepsi gelecekler. Seni çok seviyoruz. Hastayı yormayalım. Dinlenmesi gerekiyor. Tamam. Seni hep böyle iyi görmek istiyorum Tülay. Hayata sarılmalısın. Burada daha çok kalacak mıyım? Bu sana bağlı. Merhaba Pınar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba sevgilim. Nasılsın? İyiyim. Serra nerede? Gelmedi mi? Okulda. Daha sonra getiririm. Ama söz vermiştin. Tamam canım yine söz. Ama okuldan geri kalsın istemedim. O da seni görmek istiyor. Özlemiş. Pardon canım. Alo? Abla? Ne? Yoğun bakımdan çıktı mı? Tamam hemen geliyorum. Kim yoğun bakımda? Ne oldu? Babam kalp krizi geçirmiş. Ameliyat oldu. Üzülmeyesin diye sana söylemedim. Ne zaman? Kafana takma canım. Kendine gelmiş. Ablam onun için aramış. İzin verirsen gidebilir miyim? Git tabii. Biz de zaten Tülay Hanım'la bahçede yürüyüş yapacaktık. Çok iyi. Yine gelirim sevgilim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Hayır, teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba canım. Hoş geldin. Ne oldu? Cenaze kalabalık mıydı? Maalesef çok az kişi vardı. Serra babasız kaldı. En çok da onu üzülüyorum. Ziya, Sıtkı'yla konuşabildin mi? Konuştum. Konuştum ama çocuğun ona ait olduğunu da söyledim. Ne yaptın Ziya? Neden söyledin? Beni mecbur etti. Hem belki de bilmesi daha iyi oldu. Bunu Deniz'e nasıl açıklarız? Canım, söylemek zorunda mıyız? Sıtkı'yla yolda da konuştum. Biraz yumuşadı. Durumu kabullendi gibi. Aklına gelmeyecek sanmıştım. Olur mu öyle şey? Hiç unutmadım ki. Teşekkür ederim. Dün çocuklar bizdeydi. Beraber konuştuk. Hepsi de aynı apartmana taşınmaya karar verdiler. Yeniden bir araya geleceğiz Mustafa. Demek kabul ettiler. Bundan sonra seni hiç üzmeyecekler. Ya sen? Ben de üzmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Bu akşam da burada ben kalacağım. Hepsi burada mı? Kapıda bekliyorlar. Şimdi sabırsızlanmışlardır. Hadi ben çıkayım da onlar girsin. Ben de onları özledim. Çocuklar, babanız sizi bekliyor. Geçmiş olsun baba. Sağ ol. Bizi korkuttun baba. Ben de korktum. Bundan sonra kendine çok dikkat etmelisin baba. Evet baba. Kendini yormak yok. Bundan sonra dinlenmen lazım baba. Siz iyi misiniz? Her şey yolunda. Sen hiç merak etme baba. Tülay, o nasıl? Memlekete gitmiş. Alıp getirdim. Şimdi hastanede baba. Yüzüğü takınca gözlerin içi güldü. Öyle sevindi ki. Keşke daha önce düşünseydik. Doğru diyorsun ama maalesef ölümle yüz yüze gelince aklıma geldi. Artık ölümden konuşmak yok anne. Nermin Hanım geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Durumu nasıl? Çok iyi. İyice kendine geldi. Hepinize geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de girebilir miyim lütfen? Tabii oğlum. Çok yoruyordur değil mi? Önceleri yoruyordu. Ama şimdi bir bakıcı tuttuk, daha rahatım. Sizi herhalde geceleri uyutmuyordur. Yo, 2 kez filan uyanıyor. Karnı doyduktan sonra neredeyse öğlene kadar uyuyor. Mis gibi de kokuyor. Kime benziyor acaba? Bilmem, daha çok küçük. Mahir abime mi benziyor yoksa size mi? Şimdi anlaşılmaz. Sağlıklı büyüsün de kime benzerse benzesin. Size benzemesi hoşunuza gitmez mi? Siz nerede çalışıyorsunuz? Mahir abim söylemedi mi? Bilmem, belki de söylemiştir. İşi bana Mahir abim bulmuştu da söylemiştir diye düşündüm. Mahir abimin firmasına bağlı bir otogaleride çalışıyorum. Sahibi de Sıtkı Tomaç. Memnun musun bari? Memnunum ama ne bileyim, iş hayatı tabii. Sıtkı Bey'in sağa solu belli olmuyor. Hele son günlerde iyice sinirli. Yanına girmeye bile çekiniyorum. Bir şey içer misiniz? Çay, kahve. Teşekkür ederim, içmeyeyim. O halde ben kendime bir şeyler alayım. Senin yanında öyle mutlu ve huzurlu oluyorum ki bir an bile ayrılmak istemiyorum. Ben de aynı duygular içindeyim. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Nişanı ne zaman yapıyoruz? Babam hastaneden çıkmadan öyle bir şey yapmayalım. Ona da güzel bir sürpriz olurdu. Babam bu tür sürprizleri sevmez. Peki canım. Dediğin gibi olsun. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısın. Kendimi ilk kez bu kadar güvende hissediyorum. Farkındayım hanımefendi. Birlikte huzur ve güvene dayalı güzel bir beraberliğimiz olacak. İnan bana. Gelecek bizi bekliyor. Buna gerçekten inanıyorsun değil mi? Hem de çok. Murat Serra'ya babasının öldüğünü ne zaman söyleyeceksin? Ben de bunu düşünüyordum. Aslında bir an önce söylemekte fayda var. Söyle o zaman. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Nasıl anlatacağım? Nereden başlayacağım? Bak, ben Anıl'ı içeriye yatmaya götüreyim. Sen de bu arada anlatırsın. Hem baş başa kalmış olursunuz. Ne kadar zor biliyor musun abi? Anılcığım. Hadi yavrum, oyuncaklarını al, odana gidelim. Ama daha erken. Erken değil, ancak uyursun. İyi geceler Serra. Okul nasıl gidiyor Serracığım? Bak bugün okulda oynarken düştüm. Ah canım. Dikkat et, bir daha düşme. Bana arkadaşım yardım etti. Serracığım, baban hiç gelmezse ne olur? Gelecek, gelecek biliyorum. Hani diyorum, olur ya, gelmezse. Neden? Neden Murat abi? Neden? Neden? Çünkü kaza geçirdiler. Ve baban artık yaşamıyor Serra. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Keşke yalan olsaydı. Ama doğru. Hani seni okuldan aldığımız gün vardı ya. İşte o gün kaza geçirmişler. Çok kötü bir trafik kazası. Sana hemen söyleyemedik. Ama sen büyüdün artık. Bilmek zorundasın. Baba, babacığım. Annem nerede? Annemi istiyorum. Tamam. Hepimiz seni çok seviyoruz. Annemi istiyorum. Babamı istiyorum ben. Murat abi, anneciğim. Canım. Hocam, Ziya Bey doğruyu söylemiş. Başınıza bela mı almak istiyorsunuz? Bırakın çocuk onlarda kalsın. Size ne? Bana bak Ali, saçmalama. Sarhoşsun. Ne dediğini bilmiyorsun. Benim çocuğum başkasının elinden büyüsün. İyi. O zaman alın yanınıza. Siz bilirsiniz. Ama pişman olabilirsiniz. Ziya Bey'in dediğine göre Mahir çocuğu nüfuzuna geçirmiş. Size söylüyorum hocam. Unutun diyorum, unutmuyorsunuz. Ya Mustafa hocam duyarsa? Kafam karışık Ali, kafam. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuştuklarımızdan kimsenin haberi olmasın. O konuda hiç merak etmeyin. Takmayın kafanıza. Hem böyle yaşayan bir sürü çocuk var. Bırakın herkes mutlu olduğu yerde kalsın. Hadi mutluluğunuza. Serra'nı sıralamış yavrum. Çocuk için kolay mı sanıyorsun Oya? Öyle ağır gelir ki. Kendimden biliyorum. Acaba Murat biraz daha mı sabretseydi? Yok. Bir an önce öğrenmesi iyi olur. Sonra öğrense ne olacak ki? Giden gitmiş. Hadi çıkalım Oya. Doktoruna geç kalma. Neyiniz var? Hasta mısınız? Önemli değil. Kontrolden geçeceğim. Arif, senin gelmene hiç gerek yok. Sen burada dur. Şimdiye kadar hep seninle mi gidiyordum? Arif Bey, siz de gidebilirsiniz. Gözünüz arkada kalmasın. Ben dükkanda ilgilenirim. Yok. Arif sen kal. Aman zaten gidiyorum da ne oluyor? Sonuç hep aynı. Şuradan montumu verir misin? Peki, sen bilirsin. Güle güle Oya Hanım. Siz burayı merak etmeyin. Tamam. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Mustafa hocamın durumu çok iyi. Birkaç güne kalmaz çıkarırlar. Doktorlar da öyle söyledi. Hepimizden güçlüdür o. Yaprak. Hayırdır hocam? Yarım saat önce çay söyledim, hala getirmedi. Unutmuştur hocam. Nasıl unutur? Kaç kişiye çay götürüyor bu kız? Sanki çok iş yapıyormuş gibi. Sinirlenmeyin hocam. Şimdi geldi işte. Buyurun Sıtkı Bey, çayınız. Nihayet. Yarım saat önce bir çay söyledim, şimdi getiriyorsun. Unutuvermişim, niye bağırıyorsunuz ki? Ben bağırırım, işine gelirse. Hocam lütfen sakin olun, getirdi işte. Baksana bir de bana karşı geliyor. Yaprak, Sıtkı hocamın sinirleri bozuk, lütfen yapma. Ama Ali Bey her seferinde böyle yapıyor. Bak, hala konuşuyor. Bundan sonra lütfen benimle böyle bağırarak konuşmayın. Bana bak, senin dilin çok uzadı. Hocam lütfen. Oya Hanım, biliyorsunuz ovülasyon indüksiyon tedavisi uyguluyorduk. Destek tedavisi yani. Evet doktor bey, verdiğiniz ilaçları düzenli olarak kullandım zaten. Ovülasyon takibi olumlu sonuçlar göstermiş. Buna sevinmeli miyim? Tahlil sonuçları da lehimize. Doktor Bey, yani... Evet, artık size müjdeli haberi verebilirim. Yani? Evet Oya Hanım, artık siz de anne adaysınız. Hamile miyim? Evet, hem de 2 haftalık. Ah, inanamıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgilim. Ah, hoş geldin bir tanem. Bil bakalım sana kimi getirdim. Kimi? Tülay abla, seni çok özledim. Canım. Ben de seni özledim, hem de çok. Tülay ablan her gün seni sordu. Ne kadar da büyümüşsün. Tülay abla, sen hasta mı oldun? Evet, sen nasılsın bakalım? Ben iyi değilim. Babam. Serra, lütfen. Ne konuştuk seninle? Canım. Merhaba Aysu Hanım. Merhaba. Sizin ne işiniz var burada? Selçuk nerede? Onun yerine ben geldim. Ama telefonda Selçuk Bey burada buluşmanızı istedi. Benden rica etti demediniz mi? Evet, öyle dedim. Ama onun yerine ben geldim. Selçuk'a bir şey mi oldu yoksa? Merak etmeyin canım. Onun hiçbir şeyi yok. Bu randevuyu kendim için istedim. Benimle görüşmeyi kendiniz için mi istediniz? Evet. Çünkü size anlatacağım çok önemli şeyler var. Selçuk'la mı ilgili? Selçuk Bey ve benimle ilgili. Ama sanırım sizi daha çok ilgilendirecek. Buyurun, sizi dinliyorum. Selçuk Bey'le evlenmeye karar vermişsiniz. Fakat böyle önemli bir karar öncesinde gerçekleri bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Selçuk Bey, yani Selçuk sizin sandığınız gibi biri değil. Olabilir ama bu neden sizi ilgilendiriyor? İlgilendirir. Çünkü Selçuk'la biz hala beraberiz.